Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmimil hayr. Değerli ve pek muhterem kardeşlerim, bugün Allah nasip ederse 30 Kasım itibariyle 28. Şifai Şerif okumaları seminerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Geçen haftaki 27. seminerimizde ikinci bölümün 17. faslı olan Hazreti Peygamber Efendimizin şefkatli, merhametli ve acıma duygusuna sahip olmasıyla alakalı bölüme gelmiş ve oradan devam ediyor idik. Yarıda kaldık. İnşallah bu ikinci bölüm 17. faslın yarısından devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'in şefkatli, merhametli ve acıma duygusu yüksek olan örnekliğini ele alıyoruz. Bununla alakalı olarak şuradan devam edeceğiz. Ve ruviye anhu ennehu sallallahu aleyhi ve sellem gal. Yine geçen hafta nakletmiş olduğumuz bir rivayetin devamında şöyle diyor: la yublighinni ahadun minkum an ahadin min ashabi şey'en. Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayet bu. Peygamber Efendimiz la yublighanni ahadun minkum an ahadin min ashabi şey'en. Sizden birisi benim ashabımdan benim hoşlanmayacağım bir şeyi bana getirmesin. Fe inni uhibbu an akhruca ileykum ve ene selimus sadr. Çünkü ben sizin yanınıza gönül huzuruyla gelmek istiyorum. Bu söyledikleriniz benim gönül huzurumu kaçırıyor. O yüzden ashabımı la alakalı kötü, hoşlanmayacağım şeyleri, şikayetleri bana getirmeyin diye Peygamber Efendimiz bir tenbihatta bulunuyor. Malum bu hadisi şerifin varit olmasına sebep olarak Huneyn Savaşı ile alakalı ganimetlerin taksiminde Peygamber Efendimiz bazı kimselere, özellikle Bedevi kabilelerin reislerine biraz fazlaca mal vermiş idi. Onların kalplerini İslam'a ısındırmak için. Geçen haftaki seminerimizde de bununla alakalı bazı hususları görmüş idik. Onların kalplerini İslam'a ısındırmak, müellefe-i kulub dediğimiz hadiseden ötürü bazılarına hak ettiklerinden daha fazla vermiş. Bunun üzerine sahabenin arasından bazı kimseler bunu adaletli görmüyoruz şeklinde serzenişte bulunmuşlar idi. Bu durumu Abdullah İbni Mesud Peygamber Efendimiz'e arz etti. Böyle böyle bir takım rahatsızlıklar var deyince Peygamber Efendimiz bunun hikmetinin müellefe-i kulub, insanların kalplerini daha fazla İslam'a yakınlaştırmak olduğunu, yeni ihtida etmiş olanların İslam'a bağlılıklarını artırmak olduğunu ifade ettikten sonra Musa Peygamber'e daha fazlasını söylemişlerdi de o sabretmişti diyerek kendisini teselli etmişti. İşte bunun akabinde Abdullah İbni Mesud da Peygamber Efendimiz'in o esnadaki kızgınlığını, biraz da üzüntüsünü görünce bundan sonra Peygamber'e hiçbir söz taşımayacağım demiş idi. İşte bunun gibi bir takım olaylarda Peygamber Efendimiz ashabını bundan sonra sizden hiç kimse bana ashabımla alakalı hoşlanmayacağım sözler taşımasın, getirmesin. Çünkü ben sizin yanınıza huzuru kalp ile çıkmak istiyorum şeklinde bir uyarıda bulundu. Devam ediyor Kadı İyaz merhum anlatmaya ve min şefakatihi ala ummetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber Efendimizin ümmetine olan şefkatli tutumundan bir diğer örnekliği ise tahfifuhu ve teshiluhu aleyhim. Bazı ibadetleri, bazı dini uygulamaları onlara hafifletmesi ve kolaylaştırması zikredilebilir. Ve kerahetuhu eşya'e mehafete en tufraza aleyhim. Ve bazı ibadetlerin de bazı dini uygulamaların da
farz kılınır korkusuyla yapmayı, onlara emretmeyi hoş görmemesi durumu arz edilebilir. Ke kavlihi aleyhissalatu vesselam, Peygamber Efendimizin bu konuda şöyle buyurması gibi örnek olarak: Levla en eşukka ala ümmeti, şayet ümmetime sıkıntı vermeyecek, meşakkat vermeyecek olsaydım, le emartuhum bis sivaki ma'a kulli vudu'in, her abdeste onlara dişlerini temizlemelerini, ağız temizliğini, misvaklanmayı emrederdim buyuruyor. Ve haberu salatil leyl, yine aynı şekilde gece namaz kılınmasıyla alakalı gelen haber de bununla alakalıdır. Peygamber Efendimiz gece namaz kılanların uyku bastığı zaman uyumaları, istirahat edip dinlendikten sonra namaza devam etmeleri, o haliyle namaza devam etmemelerini söylemesi, diğer taraftan bütün geceyi uyanık geçirerek ibadet etmenin pek de faziletli bir durum, davranış olmadığını söylemesi, işte Abdullah İbni Amr'a, ey Abdullah, duyduğuma göre sen bütün geceyi efendim ibadetle, namazla geçiriyormuşsun, böyle yapma, eşinin senin üzerine hakkı vardır, gözünün senin üzerine hakkı vardır, bedenin senin üzerine hakkı vardır, onların haklarını yerine getir şeklindeki uyarıları hep Peygamber Efendimizin ümmetine olan şefkatinin bir göstergesi olarak naklediliyor. Yine aynı şekilde devamla ve nehyihim anil visal, ve Peygamber Efendimizin ümmetini ve ashabını hiç iftar yapmadan peş peşe oruç tutmak dediğimiz visal orucunu da yasaklamış olması da onun ashabına ve dolayısıyla ümmetine olan şefkatinin bir neticesidir. Ve kerahetihi duhulel ka'beti li'ella yu'annite ummetuhu, ümmetinin zorlanmasından, sıkıntıya düşmesinden endişe duyduğu için Kabe'ye girmekten de hoşlanmadığı, Kabe'nin içine girmekten de hoşlanmadığını belirtmesi de bu şekildedir. Peygamber Efendimiz veda haccında Kabe'nin içine girmiş, orada namaz kılmıştı ama bunu daha sonraki hac edecekler sünnet olarak görürler de herkes Kabe'nin içerisine girmeye çalışır, bu onlara meşakkat olur, sıkıntı olur şeklinde düşüncesiyle bunu yapmamanın daha iyi olacağını ifade etmiş olması yine onun şefkati, ümmetine olan şefkatinden ve ibadetleri hafifletmesinin örneklerinden olarak zikrediliyor. Diğer taraftan ve rağbetuhu li rabbihi en yec'ale sebbahu ve la'nehu lehum rahmeten bihim, ve Cenab-ı Allah'a müracaat ederek, dua ederek kötü sözlerinin ve insanlara karşı, ashabına karşı bilmeden yapmış olduğu, istemeyerek yapmış olduğu lanetlerinin onlara rahmete çevrilmesini istemesi. Ve ennehu da aynı şekilde şefkatin bir göstergesidir. Yine ve ennehu kâne yesme'u bükâ-es-sabiyyi, Peygamber Efendimiz namaz kıldırırken namazda bulunan bir bebeğin ağlama sesini işittiği vakit yetecevvezu fi salatihi, namazını kısa tutardı. İşte bu da onun ümmetine olan şefkatinin bir tezahürüdür. Nitekim Peygamber Efendimiz namaz kıldıracak olan, imamlık yapacak olanlara da namaz kıldıracağınız vakit namazı kısa tutun, cemaatin halini gözetin. Çünkü cemaatin içerisinde çocuklu olanlar olabilir, hasta olanlar olabilir, yaşlı olanlar olabilir. Uzun namaz kılınmasını sabredemeyebilirler. Dolayısıyla onların da halini gözeterek namaz kıldırmalarını emretmiş olması da onun ümmetine olan hafifletme ve şefkatinin bir eseri olduğunu anlıyor. Ve min şefakatihi sallallahu aleyhi ve sellem, yine Peygamber Efendimizin ümmetine olan şefkatinin bir tezahürü de en de'a rabbahu, Allahu Teala'ya, Rabbına dua ederek ve ahedehu fegale, ve onda ve ona ahdederek şöyle demesidir: Eyyüme raculin sebeptuhu ve la'antuhu, kime kötü söz söylemişsem, kime beddua etmişsem, lanet etmişsem,
Ya Rabbi fec'al zâlike lehu zekâten. Sen bunu o kişi hakkında bir temizlenme vasıtası, günahlarından kurtulma vasıtası kıl ve rahmeten katından ona bir rahmet kıl, merhamet kıl ve salaten ve ona bir övgü kıl ve tahuran ve temizlenme kıl ve gurbeten tekarribuhu biha ileyke yevmel kıyame ve kıyamet gününde sana yaklaştıracak bir yakınlık vesilesi kıl diye dua etmişti Peygamber Efendimiz. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ben de bir insanım. Bazen bir insan hakkında kötü söylemiş olabilirim. Lanet etmiş olabilirim. Ancak bütün bunları Cenab-ı Allah benim kötü konuşmalarımı yahut efendim incitici konuşmalarımı, beddualarımı, lanetlerimi sizin hakkınızda işte rahmete, temizlenmeye ve kendisine yakınlığa vesile kılsın şeklinde dua etmiş idi. Bu da onun insanlığa, ashabına ve ümmetine olan rahmetini, efendim acıma duygusunu, şefkatini gösteren önemli bir hususiyeti olarak zikrediyor Kadı İyaz merhum Şifai Şerifinde. Devamla velemme kezzebehu kavmuhu etahu Cibril aleyhisselam fekale lehu. Kavmi Hazreti Peygamberi yalanlayıp onun peygamber olmadığını, getirdiği dinin gerçek din olmadığını iddia edip efendim ona destek olmadıklarını söylediklerinde Cebrail gelerek Peygamber Efendimize dedi ki: İnna Allah Teala kad semi'a kavle kavmike leke. Allahu Teala kavminin senin hakkındaki konuşmalarını işitti. Ve ma raddu ve ma reddu aleyke ve seni yalanladıklarını, seni reddettiklerini de Cenab-ı Allah işitti ve gördü. Ve kad emera melekel cibali li ta'murahu bima şi'te fihim. Ve Allahu Teala dağlar meleğine onlar hakkında ne emredersen onu yapmasını emretti. O yetkiyi verdi dağlar meleğine. Dağlar meleği dağları yerinden oynatan, dağları hareket ettiren, dağlarla alakalı işleri Allah Teala'nın emriyle yerine getiren meleğe deniyor. Malum Cenab-ı Allah dünyanın ve kainatın işlerini melekler vasıtasıyla yapıyor. Azap meleği, ölüm meleği, efendim cehennem ateşini tutturacaklar, cehennemdekileri bekleyecekler, efendim amelleri yazacaklar, insanları koruyacaklar, hafıza melekleri vesaire. Her bir işte görevli melekler var. İşte dağlarla alakalı meleğe Cenab-ı Allah emir verdi. Kavminin sana yaptıklarına karşılık bu dağlar meleğine ne emredersen o onu yerine getirecek dedi Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e. فَنَادَاهُ مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ ve dağlar meleği de Peygamber Efendimiz'e seslendi ve ona selam verdi ve şöyle dedi. وَقَالْ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ bana ne istersen, ne dilersen onu emret. وَاِنْ شِئْتَ اَنْ اُتْبِقَ عَلَيْهِمْ اَخْشَبَيْنِ dilersen şu iki dağı onların başlarına geçirivereyim. Kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Bel ercu en yuhricallahu min aslabihim men ya'budullaha vahdehu ve la yushriku bihi şey'a. Bilakis ben onların soylarından sadece Allah'a kulluk eden ve ona hiçbir şeyi eş tutmayacak kimseler çıkarmasını niyaz ediyorum. Allah-u Teala'dan bunu diliyorum. Ben onların helak olmasını, dağları başına geçirmeni değil, onların sulbünden, onların soyundan Allah'a tek başına sadece Allah'a kulluk edecek ve ona şirk koşmayacak kullar getirmesini, çıkarmasını istiyorum şeklinde meleğe cevap verdi Cenab-ı Allah. Dolayısıyla bu da Peygamber Efendimizin şefkatini, merhametini gösteren önemli bir ahlakı, hamidesi olmuş oldu.
Ve Reva İbnül Münkedir ve yine Tabiun alimlerinden vefatı 131 olarak kayıtlara geçmiş olan, yani sahabenin talebelerinden, sahabeden sonra gelen nesilden İbni Muhammed İbnül Münkedir isimli bir alim şöyle naklediyor. Enne Cibril aleyhisselam kâle linnebi sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail Peygamber Efendimiz'e şöyle dedi. İnna Allahe Teala emre semâe vel arza. Allahu Teala yeryüzüne ve semaya, gökyüzüne emir buyurdu. Vel cibale ve dağlara emir buyurdu ki en tuti'ake, sana itaat etmelerini. Sen ne emredersen onu yapmalarını emir buyurdu Allahu Teala. Kime? Dağlara, göklere ve yeryüzüne Cenab-ı Allah böyle bir emir buyurdu dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz fekale üahhiru an ümmeti, ben ümmetimden azabın ertelenmesini, bu dünyada onlara azap edilmemesini, azabın ahirete bırakılmasını, bu dünyadayken benim ümmetimin efendim toptan bir azap görmemesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Leallallâhe en yetûbe aleyhim, umulur ki Cenab-ı Allah onların tevbelerini kabul eder, onlara tevbe etme fırsatı verir ve onlar da bu azaptan kurtulurlar diye isteğinin bu olduğunu iletmiş oldu. Galet Aişetu radıyallahu anha, Hazreti Ayşe validemiz şöyle naklediyor. Ma huyyira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne emreyni illahtara eyserahuma. Peygamber Efendimiz ne zaman ki iki iş arasında tercih etmesi istenirse o kolay olan hangisi ise onu tercih ederdi. Bu da işte Peygamber Efendimizin şefkatinin ve merhametinin bir tezahürü olarak naklediyor. Kolay olanı yapmak, dinde kolaylaştırmak. Bir başka hadis-i şerifinde de Peygamber Efendimiz ümmetine yessiru ve la tuassiru, beşşiru ve la tunaffiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyuruyor. Demek ki bu aynı zamanda bizim hayatımıza da yön verecek nebevi öğretilerden ve ilkelerden birisi olarak kolaylaştırıcı ve kolaylaştırma ilkesi bizim ahlakımız olması gerektiğini anlıyoruz. Ve Gale İbni Mesud radıyallahu anh, Abdullah İbni Mesud şöyle dedi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetekavveluna bil mev'izati mehafete se'amete aleyna. Allah'ın peygamberi bizi bıkkınlık vermemek için, bizi bıktırmamak için bizim istekli olduğumuz zamanlarda bize vaaz-ı nasihat etmeyi tercih ederdi. Ve an Aişete enneha rakibet ba'iren. Nitekim birisinde bir başka olayı anlatıyor. Bir deveye binmiş idi Hazreti Ayşe validemiz ve fihi su'ubetun, ve bu deve biraz hırçındı, aksi bir deveydi. Fecaalet turaddiduhu, Hazreti Ayşe bu efendim devenin yularını çekmeye, onu kırbaçlamaya, sağa sola döndürmeye başlayınca fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber Ayşe validemize dedi ki aleyki bir rıfkı, yumuşak davran ey Ayşe, deveye yumuşak davran diye onu temihledi. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin en önemli ahlaki hamidelerinden birisi şefkatli davranmak, acıyarak davranmak, merhametli olmak ve insanlara karşı yumuşak başta olmak değerli kardeşlerim. Çünkü Müslümanı tarif ederken bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Müslümanın yumuşak olan ve başkalarının kendisiyle ünsiyet kurabildiği kimse olarak tarif ediyor. Dolayısıyla bunlar Peygamber Efendimizin bize güzel örnekliğinin bir veçhesini gösteren ifadeler idi. Böylece elhamdülillah ikinci bölümün 17. faslını tamamlayıp 18. fasla konuya gelmiş olduk. Bu faslımızda da yine Peygamber Efendimizin
el vefa'u ve husnul ahdi ve silatur rahimi. Peygamber Efendimizin vefası, sözünde durması ve akrabaya iyilik etmesi örnekliği üzerine duracağız inşallah. Burada Kadı Gıyaz merhum Şifa ismini verdiği ve Şifa-i Şerif olarak meşhur olan kitabında ikinci bölümün 18. faslında şöyle devam ediyor. Ve emma hulukuhu sallallahu aleyhi ve sellem fil vefai ve husnil ahdi ve silatir rahimi. Bu bölüm Peygamber aleyhissalatu vesselamın vefası, sözünde durması ve akraba ilişkilerini görüp gözetmesi, akrabaya iyilik etmesi, sıla-i rahim kısaca tabir ettiğimiz özelliklerini ifade etmektedir dedikten sonra uzunca bir senet, hadis senedi, isnat zikrediyor ve netice itibariyle de sahabeden an Abdillahi an Ebil Hamsa'i, Ebul Hamsa'dan nakleden bir rivayete gelmiş oldu. Bu Abdullah bin Ebul Hamsa sahabe-i kiramdan olup olmamak noktasında ihtilaf var. Fakat sahabe biyografisini ele alan eserlerde İbn Hacer'in El İsabesi'nde, efendim İbn Lesir'in Üsudül Gâbesi'nde vesairede ismi geçen ve ashabtan olduğu daha efendim tercih edilen kimse olarak şöyle nakilde bulunuyor. Abdullah Ebul Hamsa. Gal şöyle diyor. Bâya'tu ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Peygamber Efendimiz'de bir alışverişte bulunmuştum. Bi bey'in kable en yub'ate. Daha henüz peygamberlik ona gelmeden önce bir alışverişte bulunmuş idim. Ve bakiyet lehu bakiyetun. Ve ona birazcık borcum kalmıştı. Benden alacağı vardı Peygamber Efendimizin. Feva'attu en atiyehu biha fi mekanihi. Ben o alışveriş yaptığımız yere onu getireceğimi, hemen getireceğimi söyledim. Fenesitu. Fakat daha sonra unutuverdim. Sümme zekertu ba'de telâsin. Üç gün sonra ben Muhammed Aleyhisselam'a, tabii daha o dönemde henüz peygamber olmamış peygamber Aleyhisselatü Vesselam, 40 yaşından önceki bir olay demektir bu. Ben efendim Muhammed Aleyhisselam'a borcum olduğunu ve hemen getireceğimi söylemiştim ama unuttum diye 3 gün sonra hatırladım bu sözümü. Feci'tu ve derhal o alışveriş yaptığımız yere gittim, sözleştiğimiz yere gittim. Feizâ huve fî mekânihi. Bir de gördüm Peygamber Aleyhisselam orada beni bekliyor. Fegal ve bana dedi ki ya feta, ey genç, lekad şakakta aleyye, bana sıkıntı verdin, beni biraz zor durumda bıraktın, 3 gündür burada seni bekliyorum. Ene hâhuna mündü telâtin 3 günden beri burada buradayım, entazirüke, seni bekliyorum. Evet, işte bu Peygamber Efendimizin verdiği söze bağlılığını gösteren, efendim verdiği sözün arkasında duran yapısını bize gösteriyor. Nitekim Peygamber Efendimiz verdiği sözün yerine getirilmesi örnekliğini böyle ortaya koyarken, diğer yandan da insanların verdikleri söze ahde vefa etmeleri gerektiğini ve böyle olmadığı takdirde Allah muhafaza bir kimsede bu huy olursa, ahde vefasızlık huyu olursa, onda münafıklıktan bir özellik olduğunu, bunu terk edinceye kadar o nifak alametinin onda bulunduğunu ihtar ediyor Peygamber Efendimiz. Münafıklığın alameti üçtür. Bunlardan birincisi, konuştuğu zaman yalan söyler. İkincisi, söz verir, sözünü yerine getirmez. Üçüncüsü de kendisine güvenildiği vakit güveni boşa çıkartır. İşte bu üç haslet münafıklığın hasletidir. Bu kimde bulunursa bu tam bir münafıktır.
Bunlardan biri bulunursa veya birkaçı bulunursa o ondan gidene kadar üzerinde münafıklık alametlerinden birisini taşıyor demektir buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte bunu da kendi, bunu söylemek kolay bir şey değerli kardeşlerim. Ancak hayatına bunu geçirerek, hayata dokunarak bunu örneklemek, örnekliğini ortaya koymak ayrı bir meziyet. İşte Peygamber Efendimiz hem bunu tembih ediyor hem de kendi hayatında, hatta peygamber olmadan önce bile bu özelliği insanlara örneklik olarak gösteriyor. O yüzden Peygamber Efendimiz daha henüz peygamber olmazdan önce bile kavmi arasında güvenilir Muhammed, Emin Muhammed, Muhammed el-Emin, Muhammedül Emin olarak tanınıyor idi. İşte Müslümanın da en önemli vasfı güvenilir olmaktır. Mümin demek güvenilen insan demektir. Kim güvenilir değilse onda iman Allah muhafaza sıkıntılıdır. Kendisini kontrol etmesi gerekir. Güveni olmayanın, kendisinden emin olunmayanın imanının da sıkıntılı olacağını bu şekilde ifade etmiş olduk. Devamla Kadı İyaz merhum, değerli kardeşlerim, şöyle nakilde bulunuyor. Ve an Enes'in, Enes bin Malik, Peygamber Efendimiz'e hizmette bulunan 10 yaşındayken hizmete başlayıp o vefat edinceye kadar, yani 20 yaşına gelinceye kadar Peygamber Efendimizin hizmetine devam eden, bu yüzden de Hadimu Rasulillah, Hazreti Peygamber'in hizmetkarı unvanını alan Enes bin Malik'ten naklediyor. Kâne Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ize utiye bi hediyetin gal. Peygamber Efendimiz'e bir hediye getirildiği vakit o şöyle buyururdu. İzhebu biha ila beyti fulane. Siz bunu falanca kadının evine götürüp ona verin. Ve inneha kânet sadîkaten li Hatice. O Hazreti Hatice'nin yakın dostu idi, arkadaşı idi. İnneha kânet tuhibbu Hatice'te ve Hazreti Hatice'yi de çok severdi. Burada Hazreti Hatice validemize olan ahde vefası, Peygamber Efendimizin onun hatırasına olan saygısı değerli kardeşlerim. Onun gıyabında vefat etmesine rağmen onun hatırını gütmesini görüyoruz. Nitekim ve an Aişe'te galet, Hazreti Aişe validemizden de şöyle bir rivayet bize gelmekte. Ma girtu ala imra'atin ma girtu ala Hatice'te. Diyor ki Hazreti Aişe validemiz, ben hayatımda Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir kadını kıskanmadım. Lima kuntu esma'uhu yezkuruha. Çünkü ben Peygamber Efendimizi hep ondan övgüyle söz ettiğini işitirdim. Ve in kana le yezbahu eşşate. Mesela peygamberimiz bir koyun kesmiş olsa feyuhdiha ila halailiha, onu Hazreti Hatice'nin dostlarına hediye ederdi. Ve istezenet aleyhi uhtuha, bir defasında Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Peygamber Efendimizin yanına gelmek için izin istemişti. Fertaha ileyha, onun sesini duyunca Peygamber Efendimizin gülleri uçtu. Çok sevindi. Evet, Hazreti Hatice validemizin kız kardeşi Hale binti Hüveylid değerli kardeşlerim. Hazreti Hatice validemiz, Hazreti Aişe validemizle Peygamber Efendimiz evlenmeden 3 yıl önce vefat ediyor. 11. yılda vefat ediyor. Peygamberliğin 11. yılında, hicretten de efendim 2 yıl sene kadar önce. Hazreti Aişe validemiz de Hazreti Hatice'yi hiç görmedim diyor. Ama görmediğim halde onu çok kıskanırdım. Çünkü Peygamber Efendimiz onunla, ondan övgüyle bahseder. Onun hatırasını yad eder. Efendim bir koyun kesse mutlaka ondan bir parçasını onun dostlarına gönderir. Ve onun kız kardeşi geldiği zaman sevinirdi. Sanki Hazreti Hatice'den bir hatıra gelmiş gibi. İşte devam ediyor. Bu sebeple diyor, ben
Hatice kadar hiçbir kadını kıskanmadım. Peygamber Efendimizin ona olan rağbetini gördükçe. Bir başka olayda ve dehalet aleyhi imraetun, Peygamber Efendimizin huzuruna bir kadın gelmiş idi. Feheşşeleha, Peygamber Efendimiz onun gelmesinden çok sevindi. Ve ahsene suale anha, ve ondan hal hatır sordu. Ona güzel efendim sözler söyledi. Felemma haracet gal, o kadın huzurdan çıkıp gidince Peygamberimiz buyurdu ki inneha kânet te'tîne eyyâme Hatice. Bu hanım Hatice hayatta iken de bizi ziyarete gelirdi. O yüzden iyi davrandım onun hatırasına hürmeten diye açıklamada bulundu. Ve inne husnel ahdi minel iman. Evet. Eski dostlukları gözetmek husnul ahd minel iman. İmandandır buyurdu sonra. Burası önemli değerli kardeşlerim. Demek ki insanlar dostluklarının ve dostlarının hatırını gütmeli. Efendim onların hatıratına da saygı duymalı. Onlardan sonra da bunu anlıyoruz. Bu Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice özelinde bize göstermiş olduğu örnekliği olmuş oluyor. Vasafahu bazuhum, selef alimlerinden bazıları Peygamber Efendimizi şöyle anlatırlar. Fegal şöyle buyurdu Peygamber Efendimiz. Kâne yasilu zevi rahimihi min gayri en yu'tirahum ala men huve afdalu minhum. Peygamber Efendimiz yakın akrabalarını gözetir, fakat daha faziletli olan ashabına karşı da onları daha tercihe şayan tutmazdı. Bu da var. Yani ve nitekim şöyle buyurdu Peygamberimiz. Gerek Müslüman olsun, yani buradaki ifade edilen bu, gerek Müslüman olmasın, akrabalarının hepsini Peygamber Efendimiz gözetir, akrabalık hukukuna değer verirdi. Ancak ashabından faziletçe üstün olanları daha ayrı, onlardan ayrı tutardı. Onlara daha önem verirdi şeklinde seleften alimlerin bir anlatımı var. Nitekim gale sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. İnne âle ebi fulânin leysu li bi evliyâe gayre enne lehum rahimen se'ubelluha bi belâliha. Falanca oğulları, kendi işte Ebu Talib oğulları, Haşim oğulları, kendi sülalesini Peygamber Efendimiz isimlendirerek diyor ki falanca oğulları benim Müslüman olmadıkları için evliyam, dostum değildir. Fakat onlarla benim aramda akrabalık bağı vardır. Bu sebeple onlarla ilgimi kesmiyorum. Burası şayan dikkat değerli kardeşlerim. Demek ki akraba hukuku, akrabaları görüp gözetmek, onlarla ilgilenmek bir peygamber ahlakıdır ve bir Müslümanın peygamberden öğreneceği ve edineceği bir tutum ve tavırdır. Hatta burada Peygamber Efendimizin örnekliğini görüyoruz ki Müslüman olmayan akrabalarıyla da ilgiyi Peygamber Efendimiz kesmemiş. Buradan bizim alacağımız dersler var. Efendim, akrabaya sıla-i rahim denilen akrabayı görüp gözetmek. Bu sıla-i rahim kavramı önemli değerli kardeşlerim yeri gelmişken. Biz sadece yılda bir defa ziyaret etmek şeklinde sıla-i rahmi anlıyoruz ama bu sıla-i rahmin tam manasını karşılamıyor, eksik kalıyor. Çünkü sıla-i rahim demek akraba ile ilgilenmek, onları görüp gözetmek demektir. Sadece ziyaret etmek değildir. Gerektiği zaman ihtiyaçlarını görmek, onlarla dertlenmek, hemhal olmak, onların ihtiyacını gidermek akraba olarak diğer Müslümanların boyunlarının borcudur. Sıla-i Rahim de bu demektir. Peygamber Efendimiz bize bunun örnekliğini göstermiş. Ve kad salla aleyhissalatu vesselam bi umame tebneti ibnetihi yahmiluha ala atiqihi.
Peygamber aleyhissalatü vesselam kızının kızı, kızı Zeynep'in kızı Ümame'yi omuzuna alarak namaz kılmıştır. فَاِذَا سَجَدَ secdeye vardığı vakit وَدَعَهَا onu yanına koyar وَاِذَا قَامَ حَمَلِهَا ayağa kalktığında da, kıyama kalktığında da onu tekrar omuzuna alırdı. Bu da önemli bir haslet. Bunu niye böyle yapıyor? Bir yandan torunu olan, kız torununa olan şefkatini gösteriyor. Öbür yandan değerli kardeşlerim, burada işte torununu sırtına, omzuna alır, efendim boynuna alır, onunla namaz kılardı dediğimiz zaman hep aklımıza Hasan Hüseyin gelir. Burada bu kız torunu Hazreti Zeynep'i, kızının kızı efendim Ümame'yi almış olması da topluma bir mesaj vermesi bakımından önemlidir. Yani kız çocuklarının ikinci plana atıldığı, efendim onlardan rahatsızlık duyulduğu, kız çocuklarının ezildiği bir toplumda Peygamber Efendimizin namaz gibi bir ibadette hem de imamlık yaparken hem de cemaatin önünde onu boynuna alıp omzuna alıp namaz kılar olması hem kız çocuğuna vermiş olduğu değeri, onların hakların hukukunun gözetilmesi ve efendim ve bunu topluma bir örnek olarak sunmuş olması bakımından da önemlidir. Burada ise işte kızını olan şefkatini, merhametini ve aynı zamanda vefasını, akrabalık bağını torununa karşı da nasıl gösterdiğinin bir başka örnekliğini arz etmiş oldu. Ve an Ebi Katade'te, Ebu Katade'den nakledildiğine göre, bu Ebu Katade değerli kardeşlerim önemli bir sahabi, Peygamber Efendimiz'in süvarisi olarak bilinir ve Peygamber Efendimiz'in birçok seriyesine beraber katılmış, Peygamber Efendimiz onu komutan yapmış, değerli bir sahabi, savaşçı bir sahabi, mücahit. O yüzden Peygamber Efendimiz'in onunla alakalı da övgü dolu sözleri var. Hicri 54 yılında vefat etmiş Ebu Katade. Şöyle bir nakilde bulunuyor. Vefede vaftun lin Necaşi. Bu Habeşistan kralı Ashame. Evet, ona Necaşi deniyor. Necaşi nasıl ki işte Romalılar kral diyor, Parslılar, Persliler veya İranlılar şah diyor, Osmanlı padişah diyorsa Habeşistanlar da kendi krallarına Necaşi diyorlar. Necaşi bu adamın adı değil. Onun makamının ve ünvanının adı Necaşi. Necaşi'nin asıl adı ise Ashame malum. Peygamber Efendimiz Ashame'ye özel bir önem veriyor. Çünkü Mekke dönemindeyken Müslümanlar sıkıntıya geldiğinde iki defa Habeşistan'a hicret edilmişti. Orada Müslümanları iyi bir şekilde karşıladı, adaletle muamele etti. Hatta Müslüman oldu Ashame. İşte Peygamber Efendimiz'e bir heyet gönderiyor. Elçiler heyeti geliyor Ashame'den, Necaşi'den. Peygamber Efendimiz fekâmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yahdumuhum. Peygamber Efendimiz bu gelen Necaşi'nin heyetine bizzat kendisi hizmet etmeye başladı. Kendisi hizmet ediyor. Fekâle lehu ashabuhu. Fakat o gelen misafirlerin yanında Peygamber Efendimiz'in onlara hizmet etmesini bazı sahabe-i kiram kendilerine yediremediler ve dediler ki nekfike, ya Resulallah senin yerine biz hizmet edelim dediler. Fakat Peygamberimiz onlara dedi ki innahum kanu li ashabina mukrimin. Bu kimseler bizim ashabımıza ikramda bulunup değer verdiler. Ve inni uhibbu en ukafiahum. Ben de onların bu ikramlarına karşı bizzat kendim karşılık vermek istiyorum. Evet. Peygamber Efendimizin ahde vefası. Değerli kardeşlerim, şu muazzam örneğe bakınız. Gelen misafirlere, Necaşi'nin gönderdiği heyete, elçilere bizzat kendisi ikram etmeye çalışıyor. Orada ashab-ı kiramdan birçok insan var bu hizmeti görecek ama bu insanlar bizim zor zamanlarımızda ashabımıza ikram ettiler, değer verdiler. Habeşistan'da onları rahat ettirdiler. Bunları ben karşılık vermek istiyorum. Bizzat kendim hizmet ederek, buyurarak hizmete kalkıyor. Ahde vefanın
peygambercesi. Aleyhissalatu vesselam. Ve lemma ji'a bi ukhtihi min ar-rada'ati eş-şeyma fi sebaya Hevazin. Hevazin esirleri arasında. Hevazin esirleri, Hevazin savaşı da deniyor Huneyn savaşına. Hicretin 8. yılında biliyorsunuz, Mekke'nin fethinden 15 gün kadar sonra oradaki bazı Arap kabileleri bir araya gelerek Peygamber Efendimiz'e hücuma kalktılar. Peygamberimiz de 10 bin kadar Medine'den gelen ashabıyla yeni Müslüman olmuş Mekke'deki ashabını yanına alarak onlara karşı savaşa gitmiş idi ve büyük bir ganimet de elde ettiler bu Huneyn Savaşı'nda. İşte o savaş esirleri arasında süt kardeşi Şeyma da vardı değerli kardeşlerim. Onu anlatıyor. Bakınız. Ve te'arrafet. Şeyma geldi. Peygamber Efendimiz'e kendisini tanıttı. Demek ki uzun zaman görüşmemişler. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ediyor. Tabii 8 yıl aradan geçmiş. Daha önceki yıllar var. İnsanlar değişmişler. Şeyma gelerek kendisini tanıtıyor. Ben senin süt kardeşin Şeyma'yım. Hatta Peygamber Efendimiz senin Şeyma olduğunu nereden bileceğim diye sorduğunda işte sen şöyle şöyle yapardın da sen efendim işte ben senin sırtını ısırmıştım veya sen böyle yapmıştın vesaire filan şeklinde aralarına geçen çocukken aralarına geçen hadiseyi anlatınca Peygamber Efendimiz hatırladığı bakınız ve te'arrafet kendisini bu şekilde Şeyma tanıtınca besata leha rida'ahu Peygamber Efendimiz derhal hırkasını çıkarıp onun altına serdi. Evet. Belki bu bir çadırdaydı, çöldeydi vesaireydi. Ona ikram olsun, hürmet olsun diye o dönemin adetlerinden birisi bu. Kendi ridasını, hırkasını çıkarıp yere serdi. Onu oturtması için, onu oturtmak için ve gale leha ve Şeyma'ya dedi ki: "İn ahbabti akamte indi mükerremeten muhabbebeten." Ey Şeyma, dilersen sevgili ve değerli bir kardeşim olarak benim yanımda kalabilirsin. Ev metta'tuke ve raca'ti ila kavmik ya da ben sana hediyeler veririm, seni gönüllerim, sen kavminin yanına dönebilirsin. Tercih senin buyurdu Peygamberimiz. Fahtarat kavmeha femetta'ha. O kavmine geri dönmeyi tercih etti. Peygamber Efendimiz de ona hediyeler verdi. Onun gönlünü hoş etti ve onu kavminin yanına gönderdi. İşte Peygamber Efendimizin ahdi vefası değerli kardeşlerim. Ve gâle Ebu Tufeyl, diğer yandan bir başka Peygamber Efendimizin ahdi vefasını anlatan, güzel ahlakından örneğini anlatan ve hadis tarihinde en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Tufeyl Amir bin Vasile el-Leyti değerli kardeşlerim. Vefat tarihiyle alakalı Hicri 100, 103 ve 110 olmak üzere ihtilaflı tarihler var. Ancak hadis tarihinde bunu 110 olarak ifade ederiz. Ve en son vefat eden sahabi olması bakımından da şöyle bir önemli bilgi verir bize. 110 tarihinden sonra yani Ebu Tufeyl Amir bin Vasıla el-Leyti'den sonra ben sahabiyim diyen bir kimsenin bu iddiası kabul edilmez. Bu da bir hadis-i şerife dayanıyor. Peygamber Efendimiz ömrünün sonlarına doğru bundan 100 sene sonra yeryüzünde yaşayan kimse kalmayacak. Yani şu anda yaşayan kimse kalmamış olacak buyuruyor. Dolayısıyla işte Peygamber Efendimiz Hicri 10 yılında bunu söylediğine göre 100 yıl sonra, bir asır sonra bu 110 eder şeklinde bir tanımlamayla bu 110 tarihi de tespit edilmiş hadis tarihinde. Velhasıl Ebu Tufeyl Amir bin Vasile şöyle bir nakilde bulunuyor. Ra'eytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Peygamber Efendimiz'i gördüm ki ve ene gulamun. Ben daha küçük bir çocuktum. İza akbelet imra'atun hatta denet minhu. Bir kadın geldi ve Peygamber Efendimiz'e yaklaştı. Yanına kadar sokuldu. Febasata leha rida'ahu. Peygamber Efendimiz hemen elbisesini çıkartarak üzerindeki hırkasını çıkartarak onun altına serdi. Feceleset aleyhi. O kadın da onun üzerine oturdu.
Fekultu, ben dedim ki men hadihi, bu hanım kimdir? Galu, orada bulunanlar dediler ki ummuhulleti erdaathu, bu süt annesi efendim Halime'dir. Evet. Peygamber Efendimizin efendim süt annesi Halime gelmiş. Peygamber Efendimiz de ona hürmeten bir annesi olarak, bir annesi, biyolojik bir annesi gibi ona hürmetle kusur etmeyerek hırkasını çıkartıp altına sererek efendim ona ikramda bulunuyor. Ona tazimde, hürmette bulunuyor değerli kardeşlerim. İşte ahde vefa. İşte peygamber tevazusu. İşte peygamberin efendim dostlarına, sevdiklerine vefası bu şekilde idi. Bunu bize bu şekilde nakletmiş oluyor. Yine aynı olayların bir başkasını anlatan efendim tabiundan Omar bin Es-Saib isimli efendim bir tabi alimi naklinde bulunuyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselam, kâne câlisen yevmen, bir gün oturuyorlardı. Fe akbele ebuhu minar radaa, süt babası geldi Peygamber Efendimizin yanına. Fe veda'a lehu ba'da tevbihi, elbisesinin bir kısmını, yenini onun altına sererek efendim fe kaide aleyhi, onun oturmasını istedi ve o süt babası da onun üzerine oturdu. Tümme akbelet ummuhu fe veda'a leha şıkka tevbihi min canibihil ahar, derken süt annesi geldi, elbisesinin diğer yanını da onun altına serdi Peygamber Efendimiz. Fe celeset aleyhi, ve o hanım da, annesi de efendim annesi, süt annesi Halime de onun üzerine oturdu. Tümme akbele ahuhu minar radaa, sonra süt kardeşi de geldi. Fekame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ayağa kalktılar. Fe eclesehu beyne yedeyhi, onu da karşısına oturttular. Dolayısıyla bu şekilde süt annesine, babasına ve kardeşine Peygamber Efendimiz ahde vefasını göstermiş. Onları memnun etmek, hoş etmek şeklinde bir tavır göstermiş idi. Peygamberimiz dostlarına, efendim sevdiklerine, yakınlarına bu şekilde değer verir, ikramda bulunur ve hürmet gösterirdi. Bu onun bize önemli bir örnekliği değerli kardeşlerim. Ahde vefasını bu şekilde görmüş oluyoruz. Ve kâne yeb'atü ile Süveybe mevlâti ebi leheb mürdi'atihi bisiletin ve kisvetin. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Leheb, evet, Tebbet suresinin hakkında inmiş olduğu amcası Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da Tebbet ya da efendim Ebu Leheb diye başlayan Tebbet suresindeki amcası, Peygamber Efendimiz çocuk iken onun Süveybe isminde bir cariyesi var, azatlısı var. O zaman zaman Peygamber Efendimiz'i emzirir idi. İşte dolayısıyla süt annesi olmuş oluyor. Yine aynı şekilde bu Süveybe Hazreti Hamza'yı da emzirmiş idi. Çünkü Hazreti Hamza da Ebu Leheb'in kardeşi olmuş oluyor. Hazreti Peygamber'in amcası olarak. Dolayısıyla Hazreti Hamza ile Hazreti Peygamber Efendimiz bu Süveybe'nin emzirmelerinden dolayı süt kardeşi aynı zamanda değerli kardeşlerim. Böyle bir tarihi bilgimiz var. İşte Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra bile bu Süveybe'ye efendim kendisini emzirdiği için, süt annesi olduğu için bazı hediyeler gönderir, yiyecek ve giyecek gönderirdi. Felemma matet, Süveybe vefat edince, ölünce se'ele ennebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz etrafındakilere şunları sordu. Men baqiye min qarabetiha, peki Süveybe'nin akrabalarından kimse kaldı mı diye onun akrabalarını da onara etmek, ikramda bulunmak istedi Peygamber Efendimiz. Fakile la ahad, dediler ki Süveybe'nin hiç akrabası kalmadı dedi efendim. Ve Peygamber Efendimizin Ebu Leheb'in o azatlı kölesini sorup soruşturması, ahde vefası da
bize bir örneklik olarak naklediliyor. Son olarak değerli kardeşlerim, Hazreti Hatice ile alakalı bir bilgimiz daha naklediliyor. Onu da okuyarak tamamlayalım inşallah. Ve fi hadisi Hatice'te radıyallahu anha, Hazreti Hatice'den gelen bir hadis-i şerif var malum. Bu Hazreti Peygamber'e ilk vahiy geldiği zaman İkra, Bismi Rabbikellezi halak, efendim bu Cebeli Nur'da, Nur Dağı'nda Hira mağarasında Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde o dehşete kapılmış, korkmuş, endişelenmiş, koşarak efendim o dağdan inip gelip Hazreti Hatice'ye sığınmış, eve sığınmış, beni ört, beni ört demiş ve sonra da ne olduğunu Hazreti Hatice'ye anlatmış idi. Bunun üzerine Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz'i teselli etmiş idi. Sonra amcaoğlu olan Varaka bin Nevfel'e götürmüş ve Peygamber Efendimiz'i onunla konuşturarak durumu ayıklamaya çalışmış idi. İşte Hazreti Hatice'nin bu Peygamber Efendimiz'in ilk vahiyle alakalı bu korkusuyla Hazreti Hatice'ye geldiği zaman onu Hazreti Hatice validemiz teselli ediyor. Ve diyor ki enneha galet lehu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e Hazreti Hatice şöyle demiş idi: ebşir, müjdeler olsun ey Muhammed, senin korkmana gerek yok, endişelenmene gerek yok. Ve vallahi la yuhzinuke Allahu ebeden, Allah'a yemin olsun ki Allah asla seni üzmeyecektir. İnneke letasilur rahime, çünkü sen akrabayı görüp gözetirsin. Ve tahmilul kelle, düşkünün elinden tutarsın. Ve teksibul ma'dum, yoksul kimselere yardım edersin. Ve takrid dayfe, misafirleri ağırlar, onlara ikramda bulunursun. Ve tu'inu ala nevaibil hak, haksızlığa uğrayan efendim kimselere arka çıkarsın. O yüzden Allah seni yüzüstü bırakmayacak ve seni üzmeyecektir. Allah seni üzecek bir şey yapmaz. Bu gelen Cebrail'dir. Korkma şeklinde Peygamber Efendimiz'i teselli ederken de Hazreti Hatice'nin bu sözü, ondan nakledilen bu hadis olmuş oluyor. Orada da Peygamber Efendimiz'in güzel huylarına ve ahlaklarına vurgu yaparak Allahu Teala'nın ona olan efendim rahmetini ve ikramını ifade etmiş idi. Ve orada dikkat edilen husus konumuzla alakalı inneke letasilur rahime, sen elbette akrabalarını görür, gözetirsin, sıla-i rahim yaparsın. Dolayısıyla böyle yapan birisinin Allah katında mahzun olmayacağını ifade etmiş oldu. Değerli kardeşlerim, böylece ikinci bölümün 18. faslını da tamamlamış olduk. Yeni bir fasla geldik. Peygamber Efendimiz'in tevazusuyla alakalı fasıl. İnşallah bu hafta seminerimizi burada noktalayalım. Burada kalalım. Cenab-ı Allah nasip ederse önümüzdeki seminerimizde efendim 29. seminerimiz olacak. O zaman Peygamber Efendimiz'in tevazusuyla alakalı örnek ahlakını okumaya çalışırız. Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Cenab-ı Allah cümlemize sağlık ve afiyet versin. Sıhhat ve afiyetimizi daim eylesin. İmanımızı, ahlakımızı güzel eylesin. Razı olduğu kullarından eylesin diye dua ediyorum. Dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.